Elektrikli otomobil ithalatçılarına, yani daha sonra böyle yeni düzenlemeler var. Elektrikli otomobil meselesi önemli bir mesele. Artık hep gündemimizde çünkü. Yani ama her isteyen istediği aracı satamayacak, bunu biliyoruz. Yani Türkiye'nin 7 bölgesinde yetkili servisi olması gerekecek. Mesela Türkiye'de yerleşik yetkili temsilciler olması gerekecek, bunu biliyoruz. Ama gereklilik var yani. Daha birçok, biraz bunları konuşalım istiyorum. Habertürk Otomotiv Editörü Yiğit Canlı Yıldız konuğum. Yeni düzenlemeden istersen kısaca bir bahset Yiğit'ciğim. Evet, aslında en önemli kısım bu servis sorumluluğu. Yani 7 bölgede bundan sonra artık elektrik otomobil getiren herkes 7 bölgede Türkiye'de toplam en az 20 tane servis açmak zorunda kalacak. Fakat burada önemli nokta şu. Yani uygulama diyor ki Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması haricinde kalan ülkeler diyor. Bu da aslında bizi neye getiriyor? Çin'e getiriyor. Çünkü Çin'den biliyorsun son dönemde biz çok fazla markanın Türkiye'ye girdiğini gördük. Daha da fazla gelmeye devam edecekler. Çin üretimi, elektrikli Çin'i, araçlar görüyoruz hep yollarda, çok sık Çin, yani. Zaten biliyorsun dünyanın da yani en büyük elektrikli araç üreticisi. Etkileyecek şimdi mi onları da? Tabii ki etkileyecek. Aslında bu tüketici koruyan bir karar da diyebiliriz. Çünkü yani Çin'den şimdi bazıları kendi geliyor ama bazıları da bir takım ithalatçılar tarafından getiriliyor. Bu uygulama kapsamında aslında biz şunu gördük. Yani aracı satıp arkasına bakmayacak artık, uygulama devri bitti. Bundan sonra aracı satan herkes aracına güvenmek zorunda. Tüketicinin yanında olmak zorunda. İşte bunu da aslında bu servis sorumluluğundan görmekteyiz. Yani çünkü 7 bölgede 20 tane servis demek az bir yatırım değil aslında. Bunun çalışan personeli olsun, gerekli olsun. Tabii canım. Bir de bu şartları karşılamayan çok firma dolayısıyla var. Herkes, değil mi şimdi? Yani şöyle, aslında yeni modeller dünyada tartışılıyor şu anda servis konusunda. İşte online satış konuşuyoruz. Servisi markaların değil, sadece bu işi yapan firmaların vermesi noktasında bir anlayış söz konusu. Avrupa'da, Amerika'da çok fazla bunu görüyoruz. Tamam, ama burada bu şartları karşılamayan firma çok değil mi? Yani ona bakarsan mesela Tok da şu an bunu yapıyor. Yani bir tane firmayla şu anlaşmış durumda. Hali hazırda bu firmalar satış yapıyor tabii. Ama tabii şöyle bir durum var. Şimdi Çinli markalar yeni markalar olduğu için ve hani bunların geçmişte de bir tecrübesi çok fazla ne yazık ki yok müşteri anlamında. Dolayısıyla burada müşteri koruma, tüketicinin mağdur olmasını engelleme noktasında bir adım atıldığını söyleyebiliriz. Çünkü yani şimdi düşünsene, bir 20 tane servis açabilecek güçte firmayı düşün. Bir de sadece arabayı getirip 5 tane satıp sonrasında arkasına bakmayacak bir firmayı düşün. Tabii. Dolayısıyla burada bu firmaların da güçlü olması o kalıcılık gerekti. Da sağlanacak. Aynen öyle. Değil mi? Yani biraz o mantıkla da yürüyor. Bir de güçlü olmasını da getirecekler. Tüketiciyi de koruyan bir şey bu. Tüketicinin hem korunması anlamına gelen bir şey hem de mağduriyetin önlenmesi anlamına gelen bir şey. Sonuçta bu firmalar demek ki artık buraya geldiklerinde tüketicinin kafasında şu olmayacak. Acaba yarın kapıyı kapatıp gider mi? Türkiye'den çekilir tabii mi? Çünkü bu ya ben kimle muhatap olacağım? Yarın mesela yani bunun iletişim noktasında da bir sıkıntı olmayacak diye bence de doğru. Yani. Bir kesinlikle de şunu da söylemek lazım belki de bizi izleyenlere. Türkiye'de şu an elektrikli araç satışları çok hızlı artıyor. Yani geçen seneye göre baktığımızda 10 kat daha fazla satış yapılmış. Pazardaki payı çok yüksek. Pazar değil mi? Pazar payı %10'a gelecek gibi gözüküyor. Hı-hı. Yani dolayısıyla şimdi bu kadar fazla elektrik arabanın olduğu, hep yeni markaları konuşuyoruz. İşte startup ölçeğinde daha yeni duyulmamış, bir senelik, iki senelik geçmiş olan markalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bu markaların güven vermesi anlamında aslında bunun temel motivasyon olduğunu söyleyebiliriz. Bir de süreç de oraya doğru gidiyor zaten. Yani bir şekilde elektrikli araba, yani bundan sonra yeni araba alacak olan insanlar, arabasını değiştirecek olan insanlara, insanların tavsiyesi zaten de budur. Zaten regülasyonlar var biliyorsun. Avrupa Birliği şu an bu regülasyonların en bazlı olduğu ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla üreticiler artık zaten buna doğru itiliyor. İtiliyor. Artık dizeli benzini konuşmuyoruz. Elektrik konuşuyoruz, elektrik. Benzin konuşuyoruz. Tabii. Yiğit'ciğim ben çok teşekkür ediyorum. Böyle hızlı hemen nokta atışı yapalım istedik gün ortasında. Sağ olasın katkılarından dolayı.